Selamlar. Şahane 2021 video podcast serisinin 4. gününe geldik. Biz şu ana kadar neler yaptık? Önce bir geleceğimizi tanımladık. Çok net bir vizyon koyduk. Daha iyi bir versiyonu. Bizim bir sonraki versiyonumuz ne olacak? Neye benzeyeceğim gelecek? Nasıl bir hayatım olacak? Ne işler yapacağım? Nerede yaşayacağım? Ne kadar param olacak? Fiziksel görüntüm nasıl olacak? Ailemle nasıl bir ilişkim olacak? Bir bunları tanımladık ilk gün. Daha sonra ne yaptık? Biraz geçmişe döndük. Geçmişten taşıdığımız omuzumuzdaki yükleri bir hatırladık. Başarısızlıklarımız, kendimize güvenimizi kıran çeşitli yaşantılarımız hayatta. Kendi kendimize sürekli telkin ettiğimiz negatif şeyler, bir bunlara baktık. Bunları yeni bir şekilde çerçeveleyerek böylece onları aslında bize birer engel olma değil, bizi yolumuzdan saptırma değil, bize yolumuzda yol gösterme, bizi eğiten, bizi geliştiren birer araç olduğu fikrini geliştirdik. Ve onları öyle yeniden tanımladık. Ama bugün bir sonraki aşamaya geldik. Bugün ne yapacağız? Bugün artık transformasyona başlıyoruz. Dönüşmeye başlıyoruz. Yeni bize, gelecekteki bize, 2021 yılı boyunca o gelecekteki bize gitmek için hangi adımları atmamız lazım? Neler yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Biraz buna bakacağız. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey çok basit. Kimliğimizi giyeceğiz. Ne demek kimlik? Yeni kimliğimiz. Hani bu ileride olmak istediğimiz kişi var ya, o kimliği bir giyeceğiz. Mesela ben ne olmak istiyorum ileride? Daha evvel bahsettim. Sadece içerik üreterek para kazanabilen, bunu dünyanın her yerinden yapabilen, biraz böyle nomad diyorlar ona, böyle göçmen hayatı olabilen, çoluğun çocuğuna buna alıştırmış bir hayat istiyorum ben. Geçimde bir kısmı bundan, bir kısmı yatırımlardan sağlamak istiyorum. Ama bu geleceğe bırakmam gereken bir şey değil. Bugünden o kimliği giymem lazım. Ben bugünden bir içerik üreticisiyim. Şu anda ana gelir kaynağım bu değil, ana para kazandığım bu iş değil. Başka işlerden para kazanıyorum ama bu benim yeni kimliğim. Ve bu kimliğime uygun davranmaya çalışıyorum her gün. Çünkü kendinize giydirdiğiniz kimliğe uygun davranırsınız. Ve o kimliğe her davranışınızda oy verirsiniz. Şimdi bu ne demek? Şimdi durup dururken ben kalktım, ben içerik üreterek para kazanan, insanların kendi örnek aldığı, dünyanın dört bir yanında yaşayabilen birisi olacağım dedim. Dedim de benim kendi beynim buna daha ikna olmadı ki. O biliyor benim geçmişimi. Benim nereden para kazandığımı biliyor, hayat tarzımı biliyor. Bu anlattığımın büyük bir dönüşüm gerektireceğini biliyor ve diyor ki hadi canım sen de, mümkün değil öyle bir şey yapamazsın. İşte onu ikna etmemiz lazım. Onu ikna edebilmek için de kimlik sermayemize her gün yatırım yapmamız lazım. Kimlik sermayesi demek ne demek? Benim gelecekte oluşacağım, ulaşacağım Bora'ya, yeni versiyonuma yönelik inancımı kuvvetlendiren hareketler yapıyor olmam demek. Çünkü beynimiz, bilinçaltımız öyle laftan sözden anlamaz. O yaptığımıza bakar, eyleme bakar. Mesela dedim ki ben gelecekte işte sırf içerik üreterek para kazanacağım ama o gün hiç içerik üretmedim. Beynimiz ne diyor? Demek ki bu adam içerik üretmeye niyeti yok. Ben çok fit olacağım, çok fit olmak istiyorum falan dedim ama o gün fit olma yönünde hiçbir adım atmadım. Hatta tam tersine gittim, bir sürü abur cubur atıştırdım, hareket de etmedim. O zaman beynim ne diyor? Beynim diyor ki ya bu adamın değişmeye niyeti yok. O zaman da yeni kimlik sermayem düşüyor. Bunu bir oylama gibi görebilirsiniz aslında. Her davranışınızda o geleceğe gidip gitmediğinize dair bir oy vermiş oluyorsunuz kendinize. Ve beyniniz bunu yakalar. Hiç onu kandıramazsınız. Ve şunu görürse ya bu adam hakikaten o geleceğe yürümek için her gün doğru adımlar atıyor. O zaman ikna olmaya başlar ve ikna oldukça da kimlik güçlenir. O kimlik güçlendiği zaman da isteseniz bile o yeni kimliğin dışına davranamazsınız. Yani bir kere ben sportif bir insanım, ben fitim. Kimliğini gerçekten kendinize giydirebilmişseniz ve belli bir süre boyunca o kimlik sermayesi kuvvetlendirmişseniz günlük hareketlerinizde artık onun dışına çıkamazsınız isteseniz bile. Oturamazsınız yerinizde, hareket etmeniz gerekir. Fikir bu. Kimlik giyiyor olmamız lazım. Kimliği giydikten sonra da kendimizi, daha doğrusu bilinçaltımızı bu yeni kimliği giydiğimize gerçekten inandırmamız gerekiyor. Bu için onun örnek davranışlarla karşılaşması lazım. Bu örnek davranışların bir kısmı biraz ekstrem şeyler olması gerekiyor. Ne olabilir? Mesela benim 2021'de kilo vermek benim biliyorsunuz en ana konum şu anda. Diğer çoğu konuda yol aldığımı düşünüyorum. Ama burada yol alamadım. Daha evvel bahsetmiştim. Burada beynime çok kuvvetli bir iki mesaj vermem lazım. Öyle bir mesaj vermeliyim ki beynime, davranışlarımla inansın bana. Ve desin ki bu adam hakikaten değişiyor. Düşündüm ne yapabilirim diye. İki tane temel şey yapacağım. Bir tanesi şekeri keseceğim. Şeker tüketimi haftada bir güne indireceğim. Ve aynı zamanda içmeyi de keseceğim. Ben biraz hala içmeyi severim şimdi ne yalan söyleyeyim. Ama haftada bir onu indirmek istiyorum. Bu ikisini yaptığım zaman zaten vücuduma, beynime şu mesajı vermiş oluyorum. Ya bu adam haftanın 6 günü disiplinli bir şekilde kötü şeyler yemeyen bir insan. Ve bunu da bir mesela 2-3 ay sürdürebilirsem artık bu adam hakikaten bu kimliğe girdi. Bu kendine iyi bakmak istiyor, sağlıklı yaşamak istiyor.
Her arada da keyiflerini yapmak istiyor. Ufak tefek kaçamaklar var. Onlar ama haftada bir gün. Ben buna inandım. Buna beynimi inandırabilirsem bilinçaltımı işte o zaman yeni kimliğimi kuvvetli bir şekilde üstüme giymiş oluyorum. O yüzden bu yeni kimlik giyme sürecinde birkaç tane cesur, radikal karar vermeniz lazım. Ve bunlarda biraz böyle dengesiz olabilirsiniz yani. Hani her şey denge değil. Bu dönemde beynimi ikna etmeye çalıştığım dönem dengesiz gidebilirim. Mesela şunu da yapabilirim. 3 ay hiç şeker yemeyeceğim de diyebilirim. Onu pek gözüm yemediği için yapmıyorum. Ama başka konularda bunu açıklayamayacağım. Başka konularda öyle radikal kararlarım var. Ve bunlar da kim ne derse desin umurumda değil. Bildiğimi yapacağım. O inandığım geleceğe beynimi inandırana kadar o radikal davranışları sergileyeceğim. Cesur davranışlar göstereceğim. Beyin o zaman daha da ikna olacak. Diyecek ki ya bu adam yakıyor gemileri arkadaş. Bu adam geçmişiyle gemileri yakıyor. Geçmişte gemini yakmanın başka yolları da olabilir işte. Yanlış arkadaşlıklardan uzaklaşmak. Ne bileyim uzun saatler televizyon seyretmek gibi kötü alışkanlıkları bırakmak. Veyahut da yarın sabahtan itibaren 5'te gerçekten yataktan kalkmaya başlayıp acı çekerek de olsak, ölerek de olsak bunu bir süre yapmak. Çünkü bu tip radikal şeylerde beyin evet değişim başladı diyor. Bu kadar cesur olmamız ve gemileri yaktığımızı beynimize göstermemiz gerekiyor. Bunun dışında değerli dinleyiciler, izleyiciler rutinler oturtmamız lazım hayatımızda. Şimdi yeni bir kimliğe doğru gitmeye çalışıyoruz ya, şimdi eski kimliği belli rutinleri var. İşte ne bileyim atıyorum sabah biraz geç kalkıyor, kahve içmeden güne başlayamıyor. İşte belki bir sigara yakma ihtiyacı duyuyor. Ondan sonra böyle okumak yerine televizyon seyretmeyi daha çok seviyor. Bir de rutinleri var. İşte akşam belli bir saatte illa televizyonun karşısında, dizinin karşısına geçmesi olması gerekiyor vesaire. Şimdi ben bu rutinlerin yerine yeni rutinler koymam gerekiyor. Ki bu yeni rutinler bir süre sonra kimliğimin vazgeçilmez bir parçası haline gelsin. Burada en önemli rutin sabah rutininiz. Ben çok önem veriyorum. Her sabah tamamını yapabiliyor muyum? Değil. Yani bazen cıvıtıyorum. Ama çok büyük oranda yapıyorum. Bunu bu yıl 2021'de daha da kuvvetlendireceğim. Ne demek sabah rutini? Sabah kimse uyanmadan erkenden kalkıp bütün her şeyi kapatıp telefon, bilgisayar falan hiçbiri açmayayım. Bir yarım saat sessizce oturma. O yarım saatlik sessizlikte biraz böyle derin nefes de alabilirsiniz. Ben öyle çok böyle meditasyon yapan falan birisi değilim ama derin nefes iyi bir egzersizdir. Geleceğinize gitme. O gelecekte bir süre yaşama. O gelecekte nasıl bir evdesiniz? Nasıl bir kahvaltı yapıyorsunuz? Uyandığınızda üzerinizde ne vardı? Çocuğunuz ne kadar büyümüş, o anda neler yapıyor? Ne kadar paranız var? Ne kadar gücünüz var? Bunlar konusundaki geleceğe yolculuk yapmak. Yani zaman yolculuğu gibi bir şey aslında ama zihinde. Ve oradan bugünkü bu arayla biraz konuşmak. Çünkü en iyi mentorunuz, en iyi kahramanınız gelecekteki siz. Yani hayal ettiğiniz siz. Çünkü o sizden daha iyi bir versiyon. Üstelik de sizin kısıtlamalarınızdan gelip çıkmış oraya varmış. O yüzden daha inandırıcı bir versiyon yani. Süpermen'le konuşmuyorsunuz. Bora Özkent'in yeni versiyonuyla konuşuyorsunuz. O yüzden ondan sohbet etmeyin. Yarım saat. Ve o bana işte gelecekten ki Bora bana bugünkü Bora'ya bazı tavsiyeler veriyor. Bugünkü bazı kararlarımı onunla tartışabiliyorum. Çünkü o 4-5 yıllık perspektife o kararlarım nasıl hizmet eder diye bakıyorum. İşte bu size çok saçma geldi biliyor musun? O kadar işe yarayan bir egzersiz ki biraz geleceğe gitmek. Çünkü sonra gün başlıyor. O günün yoğun koşturması içerisinde böyle geleceği düşünmek falan mümkün değil. Ama sabahları böyle bir yarım saat geleceğinizi hayal edin. Onunla sohbet ederseniz bütün günkü davranışlarınız o geleceği size getirmek için, sizi o geleceğe taşımak için hizalanmaya başlıyorlar. Ve bu o gün kendi geniş işte kimliğinize doğru oy vermeniz konusunda birkaç adım daha atmanızı sağlıyor. Bunu bir mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Sabah rutinimin ikinci parçası da bir şeyler okumak. Ben işte içerik üreticisi olarak zaten okumam gerekiyor. Yani işimin bir parçası bu. Ama sabahları özellikle çok yoğun okuyorum. Ben özellikle sabahları Medium, Pocket gibi platformları okumayı çok seviyorum. Twitter'da bazı takip ettiğim hesaplar var. Onların içeriklerini tüketmeyi seviyorum. Böyle bir saat kadar okuyorum. Tabii okuduklarımın hep o beni o geleceğe taşıyan şeylerle ilgisi var. Bazen hani sırf bir şey ilgimi çekti diye okuyabiliyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Çünkü beynimiz gün içerisinde genellikle tüketim halinde. Yani öyle üretme halinde değil. Daha evvelden öğrendiklerini tüketiyor. Onları bir işe çeviriyor, paraya çevirmeye çalışıyor. İşte arabayı kullanırken de beynimizi tüketiyoruz. Yeni bir üretim orada pek yapmıyoruz. Onu pek beslemiyoruz öyle söyleyeyim. Onları da beslememiz lazım. Benim için sabahları o yüzden çok önemli. Akşamları o kadar kuvvetli değilim bu konuda ama sabah beslenmelerim, zihinsel beslenmelerim iyi gidiyor. Sonra da bu yıl yapamadığım ama 2021'de kesin yapacağım hareket rutinine geçmek gerekiyor. Basit bir yarım saatlik bir aslında bir 7 hareketten oluşan bir 15-20 dakika kadar da koşu bandında bir kardiyovasküler çalışmadan oluşan bir rutinim var benim.
Yıllar önce onu çok düzenli yaptığımda hem çok kilo vermiştim hem çok forma girmiştim. Onu tekrar hayata getirmeye çalışacağım. Bu gündüz rutini. Akşam yatmadan önce de bir rutinim var. Onu bazen aksatıyorum. Daha çok aksatıyorum. Eğer öteleyeyim onu bu yıl daha iyi yapacağım. Orada da bir yarın beni geleceğe taşıyacak, onu neler yapabileceğim konusunda küçük bir kafa yorma, bir iki not alma. Bir tane olsun o gün. Sizi o gelecekteki boraya taşıyan, sizi o gelecekteki size taşıyan bir tane olsun bir şey yapıyor olmanız lazım. Bir tane de olsa küçük başarıya ihtiyacınız var. O zaman beyin ikna oluyor. İşte bunu planlamak gerekiyor. Çünkü planlamazsanız gün sizi alıyor, götürüyor. Aynı rutin içerisinde debelenmeye devam ediyoruz. Bir başka önemli tavsiye de değerli izleyicilerim, dinleyicilerim, kendinizi değerlendirmeniz. Bunu haftada bir yapın. Deyin ki kendinize, bir pazar günü mesela akşamüstü oturun. Ya bu hafta ben gelecekteki Bora'ya, gelecekteki hayalimdeki bana gitmek konusu neler yaptım? Hangi adımları attım? Hiçbir adım atmadım mı? Hiçbir adım atmadıysam gelecek hafta atmalıyım mutlaka. Attığım adımların etkisi ne oldu? Eğer attığım adımların sayısı fazlaysa bunları buraya bir not da etmeliyim, yazmalıyım, çizmeliyim. Günlük tutmak bu konuda işe yarıyor. Ben çok beceremiyorum ama yapanlar bence muazzam bir iş yapıyorlar. Günlük de tutulabilir veya küçük notlar da alınabilir. Çünkü beyin o zaman şeye ikna oluyor. Bak haftalık olarak biz yol alıyoruz aslında. Oraya doğru gidiyoruz. O zaman ben bu kimliğin sahibiyim gerçekten. O kimliğe bilinçaltınızı bir ikna edin. Ondan sonra bir daha geriye dönüş yok. Ben içerik üretmek konusunda kesinlikle ikna ettim beynime. Bakın yarın çok yoğun bir programım var. O yüzden yarın üretemeyeceğim video. Şu anda gecenin geç bir saatinde odama girdim. Kapıları kapattım. Sessizce videomu üretiyorum. Çünkü ne sözüm var benim takipçilerime? Günlük içerik üretme sözüm var. Bazen yazarak, bazen videoyla içerik üretme. Artı haftanın başında bu videoların bu hafta boyunca yayınlanacağını sözünü de size verdim. Niye verdim o sözü? Kendimi bağlamak için. Çünkü transformasyon bir kişisel dönüşümde kendinizi biraz bağlamanız da önemli. Bunun için de başkalarına ifade etmeniz, değişim veyahut da aksiyonlarınızı onlara ifade etmeniz kendinizi bağlayıcı bir faktör. Bunu da yapmakta çok büyük yarar var. Evet. Benim aklıma gelenler bunlar. Eminim daha başka araçlar, yöntemler de vardır. Her zamanki gibi yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Podcast'ten, YouTube'dan, haddinaş.net'ten nereden gelirseniz. Bir de ne olur bir like, bir yorum çok iyi olur. Böylece algoritmalarda daha ön plana çıkıp daha fazla insana ulaşma şansım oluyor. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yarın son bölümünde buluşacağız. Cuma günü son videoda buluşacağız. Bu sabahki konumuz değişimi hızlandırmak olacak. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.